Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina ataynahumul kitabe ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum. Kitap vermiş olduklarımız, kendilerine kitap verdiğimiz kişiler, kimseler onu tanırlar. Hazreti Peygamber'i tanırlar. Burada kitap verdiklerimiz diyerek onları vasfediyor. Mesela Yahudiler ve Hristiyanlar tanırlar demiyor. Ama kitap verdikleriniz onu tanırlar diyor. Burada ismi mevsul getirmesinden bir maksat nedir? İsmi mevsul diyoruz buna biz. Ellezina, Arapçada mevsul ismi. Türkçede bağlaç diyorlar. Öyle kimseler ki onlara kitap vermişiz, onlar tanırlar. Şimdi bu mevsul getirmekten bir maksat olması lazım. İşte o maksat nedir? Burada kitaba işaret veriliyor. İşaret ediliyor kitaba. Dikkat kitaba çekiliyor. Ve onların bu vasıflarına dikkat çekiliyor. Onların kitap verilmiş olma vasıflarına dikkat çekiliyor. Demek anlaşılıyor ki onlar bu vasıflarıyla tanıyorlar Hazreti Muhammed'in peygamberliğini. Kendilerine gelmiş olan kitaplar ile Hazreti Muhammed'i tanıyorlar. Hem de ne şekilde? كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Çocuklarını, oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Evet, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Bu konuda söyleyeceğimiz bir şey var bunu. Yani oğullarını tanımalarına benzetiyor. Neden? İnsan oğlunu öyle o şekilde tanır ki, öyle bir tanır ki kendi oğlu. Bütün vasıflarla, sıfatlarla oğlunu bilir. Oğlunu tanır, kendi çocuğunu tanır, tanımaz mı? Bir kişi kendi çocuğunu tanımazsa, bilmezse bu onun için büyük bir kalahat olur. Demek o şekilde tanıyorlar, kesin biliyorlar. Yani şüphe etmiyorlar. Oğlunda da şüphe etmiyor, çocuğunda şüphe etmiyor. Neden? Çünkü çocuk babasına benzer. Değil mi? Sıfatlarla, ahlakıyla, şekliyle, şemaliyle benzer. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlardan yani ve bununla birlikte de elbette yani öyle tanırlar fakat elbette onlardan bir fırka var, bir topluluk var. Hakkı gizlerler. Hem de bile bile. Vahım yani öyle bir haldeler ki onu gizlerken. Mesela insan cehaletle gizlemiş değil. Bilmiyormuş söylememiş değil. Bile bile göre göre hakkı ne yapıyorlar? Gizliyorlar. Burada diyor hakkı gizliyorlar. وَلَا يُعْلِنُونَ Onu ilan etmiyorlar. Burada gizlemekten bir maksat nedir? İlan etmemek aynı zamanda. Çünkü Hz. Peygamber çıkmış, nübüvvet davasıyla gelmiş. Öyleyse sen bir hakkı biliyorsan o konuda hak bilgiye sahipsen onu gizlememen lazım. Söylemen gerekir. Yani bunların papazların, rahiplerin, hahamlarının ya gelip de birisi sorarsa he doğru el altından gizlice he doğru demesi de değil. Asıl olması gereken çıkıp ilan etmek. Evet bu adam son peygamberdir, gelen peygamberdir. Bize sıfatları zikredilmiş olan Hatemül Enbiya'dır diye ilan etmeleri gerekir. Bırakın gizli gizli evet ya he doğru aslında o bir peygamber ya. Gizli gizli böyle söylemek, gelip soranlara söylemek değil, ilan etmeleri gerekir. İdi. İnsaf bunu gerektiriyor. Nitekim bir ayet-i celalede buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا Öyle kimseler ki onlar bulurlar yazılmış olarak. اِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat'ta ve İncil'de yazılmış olarak onu bulurlar. Yani onların bilginleri, hahamları, rahipleri, Tevrat'ta ve İncil'de. Burada her iki kitaba işaret var. Yani Tevrat'ta da mevcut, İncil'de de mevcut. Şimdi bunların kendi kelimelerle diyelim, Kitab-ı Mukaddes denen, Ahd-i Atik, Eski Ahit, Yeni Ahit dedikleri. Her iki kitapta da mevcut olduğuna işarettir. Tevrat ve İncil. Şimdi İncil İsa Aleyhisselam'a verilmiştir. Tabi hakiki İncil nerededir? Hakiki Tevrat nerededir? Bu da tartışılıyor. El-Hakku min Rabbike Hak yani gerçek gerçek söz, doğru söz Rabbindendir. Yani başka hahamların, papazların sözlerinde
Gerçeklik arama. Nerede? Rabbinden. Gerçek söz. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Asla şüphe edenlerden olma. Evet, öyleyse asla şüphe edenlerden olma. Şimdi burada maksat ne? Madem ki Kur'an'da bir ayet geldi. Bu Kur'an Allah katındandır. Artık senin şüphe etmene gerek yok. Şüphe mahalli kalmamıştır. Şüpheye mahal yok. Yahu Tevrat'ta hele var mı? İncil'de hele var mı? Diye şüphe etmene gerek yok. Neden? Çünkü madem Kur'an Allah katından gelmiş ve öteki kitaplarda tahrif ile müthemdir, itham edilmiştir. Hali hazırdaki kitab-ı mukaddes dedikleri eski ahit, yeni ahit. Bunlar içerisinde muharref bir takım yerler vardır. Veya müteşabihat vardır. Ve madem ki o kitapların aslı, mesela İncil'in aslı bulunmamıştır, yoktur. Öyleyse aslı bulunmayan bir kitaba bakıp da veya o kitabı okuyanların sözlerine bakıp da Kur'an hakkında, Allah'ın Kur'an'la indirmiş olduğu hükümler hakkında şüpheye düşme. Yani akıl ne istiyor? Akıl da bunu istiyor. Bir kitap var elimizde, Rabbinden geldiğinden şüphe yok, Allah'tan geldiğinden şüphe yok. Öbür tarafta da bir takım kitaplar var ama bu kitapların Rab'den geldiğinde bazı şüpheler var. Kitapların aslı için söylemiyorum. Kitapların hali hazır şekli için. Kelimelerin manası değiştirilmiş veyahut kelimelerde eksiltme yapılmış veyahut kelimelerde ziyadelik yapılmış veyahut kelimelerin yerleri değiştirilmiş. Bu dört türlü tahrif olduğunu alimler söylüyor. Eski geçmiş olan kitaplarda. Ama Müslümanlar mefhumu olarak Tevrat'a ve İncil'e inanıyorlar. Bizler mefhum olarak Tevrat ve İncil'e inanıyoruz. Ama hali hazır getirilip İncil'in satır be satır, bugünkü ellerine kitapların satır be satır, harf be harf tasdik etmek mecburiyetinde değiliz. Harf be harf doğrudur demiyoruz. Çünkü o kitapların tahrif edildiğini düşünüyoruz ve inanıyoruz. Kur'an'a münafi, Kur'an'a ters, Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu ilme ters bir şey o kitaplarda görürsek biz onları reddediyoruz. Onları papazların sözleri olarak karıştırıldığını söylüyoruz. Yani duruşumuz bu. Tevrat'a ve İncil'e karşı, eski kitaplara karşı bizim duruşumuz budur. Müslümanın duruş yeri burası. Yani ne demek istiyor? Ey ma uhallahu ileyke ya Muhammed min emri kıbla ve din huvel hakku fela tekunen nemle müşrikin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin sana vahyetmiş olduğu kıble ile ilgili, yani kıblenin tahvili geldi, Mescid-i Haram'a dönemi geldi. Bu gibi konular ve dinle ilgili konularda şüphe edenlerden olma. Tabi burada hitap peygambere olmakla birlikte murat kimdir? Ümmetidir. Murat ümmetidir. Neden önce peygambere hitap var? Peki, çünkü peygamber iman edenlerin ilkidir. İlk önce kim iman etti? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. وَلِكُلِّمْ مِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Herkes için bir yöneldiği kıble vardır. Oraya yönelir. Siz hayırda müsabaka edin. Hayırda öne geçmeye çalışın. Yani bunu tartışmakla uğraşmayın. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا Siz nerede olursanız olun, Allah-u Teala sizi topluca getirecek, toplu bir hale getirecektir. Efendim, birisi dünyanın bir ucunda, öteki öbür ucunda. Ama kıyamet gününde, ölümden sonra, efendim, haşirde hepimiz buluşacağız. Hepimiz bir araya geleceğiz. Biri Amerika'da, biri bilmem nerede. Ümmetler toplanacaklar. Ümmet ümmet bir yerde buluşacağız. Mesela Muhammed ümmeti bir topluluk olacak, bir güruh. Musa Aleyhisselam ümmeti ayrı güruh. İsa Aleyhisselam ümmeti ayrı bir güruh. Diyor ki tefsir, nerede olursanız olun, yerin derinliklerinde olsanız veyahut dağların tepelerinde olsanız, Allah-u Teala hesaba çekmek için sizi toplayacaktır.
sizi bir araya getirecektir. Öyleyse onu düşünerek amel edin, onu düşünerek çalışın, onu düşünerek yaşayın. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Her şeye gücü yetendir. Yani buradan murat da Allah dilediği her şeyi yapandır. Yani cisimleriniz dağılsa, bedenleriniz dağılsa Allah tersi toplamaya kadirdir. Mesela bazen şöyle sorarlar veya şöyle anlatırlar, örnek gösterirler. Bir adam ölse, bunun vücudunu dörde bölseler, dört parçaya bölseler. Bunun estağfurullah, dört parça değil, parça parça etseler vücudunu. Lime lime etseler. Yani tabiri caizse kıyma etseler, kıyma gibi yapsalar. Sonra bunu birbirine karıştırsalar. Sonra dört ayrı parçaya ayırsalar. Sonra bu dört parçayı yaksalar. Kül etseler. Sonra bunun küllerinin bir parçasını denize atsalar. Bir parçasını rüzgara savursalar, bir kısmını. Bir kısmını toprağa serseler, gömseler. Efendim Allah Azze ve Celle kıyamet günü bu insanı yine bir araya getirir mi? Evet getirir. Evet getirir. Bunda tereddüt yok. Müminin bunda tereddüdü yok. Bu misale niye getirirler? Cahil adamın aklına iyice girsin. Peki bir adam böyle yapmış diyorlar. Ölünce vasiyet etmiş, hadistir. Beni yakın, küllerimi de işte bu şekilde havaya, rüzgara, toprağa böyle savurun. Diyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle onun denizdeki küllerini emretti, toplan. Karadakilere toplan, hepsine toplan. Bir araya getirdi ve ondan Allah tekrar o insanı yarattı. Kaldırdı Resul. Dedi sen neden böyle yaptın? Dedi ki diyor adam, ya Rabbi ben senin azabından korktum. Korktuğum için bunu yaptım. Cenab-ı Hak Azze ve Celle o kulu affetti. Evet, affetti diyor. Şimdi bu ayetin, bu hadisin izahında bazı müşkilat var. Mesela bu adam Allah'ın kudretini demek bilmiyormuş. Evet, bu adam mesela fetret ehli. Şey gelmemiş, efendim peygambere ulaşmamıştır. Allahu alem. Veyahut da aklı yetmiyormuş. Aklı o kadarmış ki acaba böyle Allah beni Allah'ın azabından böyle kurtulur muyum? وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Her nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Burada bize bakın kıbleye dönmek, Mescid-i Haram'a dönmek hususunda özellikle kaç sefer konu geldi değil mi? Ayet tekrarlı geldi. Çünkü kıble Müslümanlar için önemli. Neden? Müslümanların birliğini temsil ediyor. Bizim birliğimizi temsil ediyor. Din hususunda. Bu da yolculuktaki Müslümanlar için bu ayet. Önceki Hazar'da mukim olanlar hakkında. Bu ise seferde olanlar için. Peki seferdeyken ne yapacağız? Yolculuktayken de yine kıbleye dönün. فَتَوَجَّ بِوَجِكَ فِي صَلَاتِكَ جِيَةَ الْكَعْبَ Kıble tarafına dön namazında. Kabe tarafına dön. Yönü içtihat ederek, mesela sen pusula vardır veya bilen insanlar vardır, sorarak yönünü tespit edeceksin. Kıble nereden? Ne tarafa düşüyor? Tespit edeceksin. Kılacaksın namazını o şekilde. Burada Müslümanın yön bilgisi aynı zamanda geliştirmesi. Demek coğrafya bilmesi lazım yani Müslümanın. En azından kıbleyi tespit edecek kadar Müslümanların en azından yönleri tespit edecek kadar demek ki coğrafya bilmeleri gerekiyor. Hiç bilemedi, içtihad eder. İçtihadına göre kıbleyi bulmaya çalışır, o yöne döner. وَاِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ Muhakkak ki o Rabbinden bir gerçektir. Yani kıbleye dönülmesi Rabbinden bir gerçektir. Evet, hak olması değişmez. Kıyamete kadar bu baki kalacak bir gerçek. Yani biri gelip de dese ya namazda bunca zamandır buraya dönüyoruz da artık bundan sonra yönümüzü değiştirerek gülünür adama. En hafifi gülünür yani. En hafifi gülünür. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلًا عَمَّا تَعْمَرُونَ Allah sizin yaptıklarınızdan gafil değildir. Burada maksat diyor sefer ile
mukim kişinin, Hazar'daki, yani Hazar demek mukim olan, vatanda olan kişinin durumunun bir olduğuna işaret etmektir. Bu hususta, bu hükümde her ikisi de aynı durumdadır. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ حَرَامِ. Yine ayet tekrar ediyor. Nereden çıkarsan çık, o halde yüzünü ne yap? Mescid-i Haram tarafına dön. Mescid-i Haram tarafına çevir. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وُجَاكُمْ شَطْرَ. Ve nerede olursanız yüzünüzü onun tarafına çevirin. Burada üçüncü sefer tekrar ediyor bunu. Bu tekrarın faydası nedir diyor. Kıble şeriat hükümlerinden ilk nesh olandır. Nesh ilk olarak kıble hususuna gelmiş. İlk nesh kıble hususunda olduğundan dolayı diyor tefsir, alim, tekide ihtiyaç vardır. Tekide ihtiyaç duyulmuştur. Onun için tekidle peş peşe bu ayet tekrarlı olarak nazil olmuştur. Ve tabi şüpheleri de gidermek için. Neden? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. Peki neden böyledir? Kıbleye dönelim, neden Kabe'ye dönme emri var? Diyor, insanların sizin aleyhinize bir delil getirmemesi için. Ta ki insanlar, yani efendim Yahudiler, Hristiyanlar, geçen derste anlattık, fitne çıkarmasınlar. Müslümanlara karşı, İslamiyet aleyhine bir delil iddia etmesinler. Onun için kıbleye dönün, Kabe'ye dönün. Tabi burada müşriklerin de fitnesi vardı. Müşrikler de diyorlardı ki, Muhammed İbrahim'e mensup olduğunu iddia ediyor ama İbrahim'in kıblesine dönmüyor diyorlardı. Bunda izah etmiştik. Neden dönmüyordu Resulullah Aleyhisselam? Çünkü Kabe-i Muazzama putlarla doluydu. Onun için ilk ona emredilen efendim Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek idi. İllellezine zalemu minhum. Ancak onlardan zalim olanlar müstesna. Yani o insanlardan bile bile kıble hususunda hala Müslümanların aleyhine bir şey kullanmaya çalışanlar müstesna. Onlar konuşup dururlar. Zaten ne yaparsan yap, onların iftirası, onların eziyetinden şey yok. Yani bitirmiyorlar, bitmiyor. فَلَا تَخْشَوْهُمْ. Onlardan korkmayın. وَخْشَوْنِي. Benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Yani o zalimlerden de korkmayın. وَلِيُتِمَّ. Bir de neden dolayı kıblen tabiri emredilmiştir? وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. Sizin üzerinize nimetimi tamamlamak için. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Ve ta ki hidayete ulaşmanız için. Yani en doğru bir din, dost doğru bir din üzere kalmanız için diyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle, ben bunu size emir buyurdum. Bakın Ömer bin Hattab diyor, Abdullah bin Selam'a sormuş. Sen Muhammed'i, çocuğunu bildiğin gibi bilir misin? Çünkü ayet böyle geldi ya. O da soruyor bakalım, hele ne diyecek? O da diyor ki, ve ekfera, daha çok biliyorum. Çocuğumu bilmekten daha fazla biliyorum. نَزَلَ الْاَم۪ينُ مِنَ السَّمَاءِ عَلَى الْاَم۪ينِ فِي الْاَرْضِ. Çünkü göklerde emin olan yerdeki emine indi, onun sıfatlarıyla. Yani diyor Allah'ın elçisi melek geldi, Allah'ın emin olan yine bir peygamberine onun sıfatlarını söyledi. Tevrat'ta, İncil'de bunları görüyoruz. Ben onunla biliyorum onun peygamber olduğunu. Fakat وَلَسُ اَشُكُّ ف۪يهِ اَنَّهُ نَب۪يُونَ. Onun peygamberliğinde şüphe etmiyorum. Şek yok. Ama kendi çocuğuma gelince فَلَا اَدْرِي مَا كَانَ مِنْ اُمِّهِ فَلَعَلَّهَا خَانَتْ. Ben onun annesini bilemiyorum. Belki de kaynık etmiştir diyor Abdullah Aleyhisselam. Burada iftira maksayla söylenmiyor ha. Çünkü birisi vahiylen sabit, birisi ise zan ile diyor. فَقَبَّلَ عُمَرُ رَأْسَهُ. Hazreti Ömer de Abdullah İbni Selam'ın başını öptü diyor. Bu kelimeye karşılık onun başından öptü. Burada üç sefer tekrar edilmiş kıbleye yönelme emri. Bu hususta İmam Kurtubi Rahmetullah diyor ki, bunun hikmeti şudur. Birincisi Mekke'de olanlar içindir. Mekke'de bulunanlar için ilk emir. İkinci emir başka şehirlerde olanlar içindir. Üçüncü emir ise yolculuk esnasında, yolculuğa çıkmış olan kişiler içindir. Allahu alem bis-savab.
geldik 151. ayetten inşallah devam edeceğiz. 150. ayeti okuduk. İnşallah 151'den itibaren devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve alihim ve elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Rabbena ighfir lana ve livalidina ve lil mu'minin yevme yekumu hisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ighfir lil mu'minin ve'l mu'minat ve'l muslimin ve'l muslimat ve'l ahya'i minhum ve'l amvat inneke karibun mucibud da'vat bi rahmetike ya erhamer rahimin. İlâ ravdati rasulina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ilâ cemii'l enbiya'i ve'l murselin salavatullahi selamü aleyhim ecmaîn. وإلى جميع أساتذتنا أساتذة أساتذتنا وإلى جميع مشايخنا مشايخ مشايخنا وإلى من له حق علينا وإلى من له حب إلينا نادي لهم فأبى الفاتحة.